sen yokken şeyine, odana. Tövbe ya. Bak hala aynı şeyi yapıyorsun. Ya ben asistanımla odama kapanmış ne konuşuyordunuz diyorum. Ya kız beni görünce panik oldu, kaçtı. Ya sen neden bahsediyorsun? Yok masama oturmuşsun, kalkmışsın. Ne diyorsun Allah aşkına? Ya Yiğit'im sen şunu bana açık açık sorsana ya. Ha? Bu işin ucu Nur'a dokunuyor mu diye açık açık sorsana. Sormama gerek var mı? Ha? Hafize Hanım öldüğü gün biz neyi konuşuyorduk? Bizim meselemiz neydi? O video kaydı meselesi değil miydi? Ne alakası var ya şimdi? O videoyu şirketten birinin, orada olan birinin sana gönderdiğini anlamak için daha iyi olmaya gerek var mı? Hı. Ha 7 gün yası bitti. Sen şimdi video terörü estireceksin burada. Yazık ya. Gerçekten yazık. Yiğit Kozan kurban arıyor. Bu kabak da bu zavallı asistanın başına patlayacak değil mi? Patlasın mı? Ay yok Yiğit ya. Yok sen gerçekten niyeti bozmuşsun artık. Bir de git istiyorsan topla insanların telefonunu, kontrol et tek tek. Ya da yok. Yok ben sana zavallı çalışanlarının derdini açık açık söyleyeyim Yiğit'cim. Zaten çok kısa. Çok kısa ve net tek kelime. Nur. Şirkettekiler özlemiştir seni. Ya ne demezsin. Bu ne şimdi? Sevmiyorlar mı seni? Bayılmıyorlar diyelim. Dur tahmin edeyim. Bu antipatiyi Yiğit Kozan'a borçlusun tabii. Onların açısından baktığımda haksız da değiller. Öyle bir anda tepeden geldim yanlarına. Bir eğitimim yok, tecrübem yok. Onların gözünde şımarık kız mankenlikten sıkılmış, Yiğit'in eski karısı olmanın kaymağını yiyor. Ne kadar objektifsin. Peki öyle mi gerçekten? İşe başlamam en çok da Yiğit için sürpriz oldu. Asistan olmak için Cahit'i ben kendim zorladım. Yiğit'in haberi bile yoktu. Yaptığım o saçma sapan evlilikten sonra Yiğit'e kendimi affettirmek için geldim şirkete. Kariyerimi Yiğit'in beni affetmemenin adına borçluyum yani. Diyorum ya sen küçükken de böyle komik bir kızdın. Senin gözün kör olmuş. Senin gözün gerçekten aşktan artık kör olmuş. Sen etrafını görmüyorsun. Yahu insanlar huzursuz. Senin çalışanların mutsuz ve sen farkında değilsin. Ha, ben farkında değilim ama sen farkındasın öyle mi? Evet efendim. Aynen de öyle. Yahu senden korkuyorlar. Seninle konuşamıyorlar. Senin asistanın bile tek başına beni yakaladı, bırakmadı be. Kızın canına nasıl tak etmişse artık benim yakama yapıştı. Ya zırvalık hepsi Allah aşkına. Varsa derdi olan gelsin yüzüme söylesin benim. Ne yapmışım ben onlara? Ha? Neyi mi görmüşler? Kime eziyet etmişim bugüne kadar? Ben eli sopalı bir patron muyum? Neden benden korksunlar ki? Ay bilemiyorum artık neden senden korksunlar. Bir düşün istersen. Acaba o kadına olan zaafını bildikleri için olabilir mi? Yiğit, sen istediğin kadar gözünü kör et. İnsanlar bu torpili farkında. Haksızlar mı? Hayır. Yahu sen değil miydin benim babamın oğlu gelse tanımam diye yöneten bu şirketi? Ha? O kadar hatırlı dostların, yok benim kuzenimin kızının stajı, yok oğlum iş arıyor telefonlarını sen gözünü kırpmadan kapatmadın mı? Ha? Yahu Yaren, Yaren. Yaren senin kardeşin. Sen ona bile bu işin eğitimini almadan bu kapıdan içeri giremezsin demedin mi Yiğit? Ne oldu şimdi ya? Ha? Şimdi ne oldu da senin eski karın bu şirkette böyle fink atabiliyor? Sakın, sakın bana Cahit deme. Senin çalışanların gayet iyi biliyorlar. O Yiğit Kozan adaleti var ya, o adalet. Şimdi senin çalışanların o adaleti sorguluyorlar Yiğit'ciğim. Sen burada otur, istediğin kadar gözlerini kapat. Senin çalışanların senin yaptığın haksızlığı, senin yaptığın torpili çifte standartı konuşuyorlar. Tek meziyeti, tek meziyeti seni tavlamak olan bir kadının... Bak izler laflarına... Yalan mı? Ha? Benim söylediklerim yalan mı? Ne mezun olur? O dandik mankenlik kariyeri dışında ne kariyeri var onun? Ha işte bir de bizim evde öyle bir bakıcılık yaptı. Normal şartlar altında bu kadın bu şirketin kapısından içeri giremez Yiğit. Ama şimdi o yıllarca bu şirket için alın teri dökmüş, senin için çalışmış insanlarla alay edebiliyor bu kadın. Yok. Yok gerçekten ben senin yerinde olsam çalışanlarımın suratına utancımdan bakamazdım. Sanırım ben de torpilliler kervanına katıldım ha. Ben aldırmıyorum. Sen de alışırsın. Bak, ilk aşk öyle kıkır kıkır. Boşuna bir torpili daha çıktı demiyorlar işte.
Niye gelmiş şimdi buraya? Çok ayıp. Hadi bakalım Boncuk. İkimize de kolay gelsin. İşte sağ olsunmuş. Teşekkür ederim. Yas bitti. İş başı yapıldı demek ha? Benim kalbimde bu yas bitmez. Ama hayat devam ediyor. Tabii muhakkak. Beyaz yakalı kariyer kadınımız iş hayatını asla bırakmaz. Bu ne iş bağımlılığıymış böyle ya? Sen de denesene. Fırat Bey'le bir kampanya başlatmıştınız siz değil mi? Yani senin adın böyle marka olacaktı. Sahi ne oldu o işe? Sen beni yine tehdit mi ediyorsun? Kıyamam sana. İlk günkü gibi ödün kopuyor değil mi? Nur seni burada gerçekten... Korkma. Şu ilk aşk saçmalığınla beni o kadar kızdıramadın. Merak etme. Seni düşündüğüm için söylüyorum. Hatta biraz kendim için de. Sen ne saçmalıyorsun ya? Senin o bomboş, o anlamsız, o hedefsiz, o amaçsız hayatın diyorum. Keşke Fırat'la bebek yapmaya kafanı yorana kadar şu takı tasarımı işine kafanı yorsaydın. Hiç değilse şu boş hayatının seni sevmeyen bir adamı hilelerle elde etmekten başka bir amacı olurdu. Sen? Ben de mutlu olurdum tabii. Senin de Yiğit'ten başka bir meşgalen olurdu. Fena mı? Ama olamaz değil mi? Sen kim? Oyunlardan, tuzaklardan başka bir şeye emek harcamak kim? Sen kim? Histerik takıntından başka bir amaç için ter dökmek kim? Şimdi izninle bana iyi çalışmalar. Güzel Hanım, iyi misiniz? Bak, o kadının ayağını kaydıracaksın, duydun mu beni? O kadının buradan defolup gitmesini sallayacaksın, yoksa senin ayaklarını yerden keserim. Sen onu bitireceksin, yoksa ben seni bitiririm, duydun mu? Yiğit, sen istediğin kadar gözünü kör et. İnsanlar bu torpili farkında. Haksızlar mı? Hayır. Yahu sen değil miydin benim babamın oğlu gelse tanımam diye yöneten bu şirketi? Ne oldu şimdi ya? Heh? Şimdi ne oldu da senin eski karın bu şirkette böyle fink atabiliyor? O Yiğit Kozan adaleti var ya, o adalet. Şimdi senin çalışanların o adaleti sorguluyorlar Yiğit'ciğim. Sen burada otur, istediğin kadar gözlerini kapat. Senin çalışanların senin yaptığın haksızlığı, senin yaptığın torpili çifte standartı konuşuyorlar. Yok gerçekten, ben senin yerinde olsam çalışanlarımın suratına utancımdan bakamazdım. Gel. Demin karşılaşmıştık ama ben yine de geldim demek istedim. Yani aslında işe gelmeyi hiç planlamamıştım. Fatih Bey ikna etti herhalde. Dudu yine bizi kapı dışarı edince dayanamadım. Kendimi en iyi hissettiğim yerin senin yanında olduğunu bildiğimden buraya geldim. Tabii zaten senin için iş yerinin anlamı bu. Sen zaten bana yakın olabilmek için kariyer yapıyorsun. Sen de yine benden uzak durmak için ters yapıyorsun galiba. Ne oldu şimdi Yiğit? Daha 2 saat önce gözümün yaşını öpen adama ne oldu? O başka, bu başka. Anlıyor musun? Sen iş hayatı hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Burası bir iş yeri. Senin öyle 32 diş poz verdiğin stüdyolara benzemez. Ne oluyor sana Yiğit? Ne bu iş adamı nutukları ya? Nutuk? Ha, bak şimdi geliyor nutuk. Sen bir oyun ettin, böyle bir şeyler çevirdin. Bir şekilde kendini attın buraya. Cahit Efendi sağ olsun. Şimdi milletin diline düşe iş yapıyorsun. Çalışıyorsun. Güya. Güya çalışıyorsun. Güya mı? Bu kadar haksızlık etme.
Tamam, buraya senin için geldim. Evet, Cahit'i zorladım da geldim. Ama burada işimi bir gün olsun hiç suistimal etmedim ben. Ya sen farkında değilsin galiba ama ben burada gerçekten çalışıyorum Yiğit. Ya konuşturma beni. Nereye çalışıyorsun ha? Nereye çalışıyorsun Allah aşkına? Ya dedikodu malzemesi olmaktan başka ne işe yarıyorsun ha? Ne yapıyorsun sen? Tamam, tamam anlaşıldı. Ben boşuna konuşuyorum. İcler üzerinde sıkı çalışmış galiba Yiğit. Bir hafta ara vermişti. Şimdi kaldığı yerden kutlama gecesinin acısını çıkartıyor demek. İcler meselesi falan değil bu. Ya etrafına bak. Görmüyor musun? İnsanlar huzursuz. Neden? Çünkü gökten zembille, torpilli birisi geldi. Bu şirkette daha önce hiç olmamış bir olay oldu ve torpilli birisi geldi. Çalışanlarım artık bana güvenmiyor, görmüyor musun? Geldiğim günden beri hiç kimse bana bir şans vermedi. Ama ben umursamadım. Gözümü kapattım. Evet, neden buraya geldiğimi hiçbir zaman unutmadım. Ama ister inan, ister inanma, ben işimi yaptım. Burada sana yakın olmak, her gün seni göreceğimi bilerek işe gelmek benim için ne demek biliyor musun sen? Ya al işte, ben de sana bundan bahsediyorum. Bu hiç profesyonelce değil. Ama sabahtan akşama kadar benim dedikodumu yapmaları çok profesyonelce değil mi? Gitmemi mi istiyorsun Yiğit? Burada gerçekten seninle uğraşmaktan başka bir iş yapmayarak dedikoduculara malzeme olduğuma inanıyorsun ve gitmemi istiyorsun, öyle mi? İyi. Tamam. İstifa ediyorum. Yiğit, bu bayi toplantısı. Nur, sen burada mıydın? Ben gidiyorum. Sen devam edebilirsin. Bir şey olmuş yine bu sevimsize. Onun yüzünden olan bana olacaktı ama dur bakalım. Ne oldu yine? Ha? İstifa etti seninki. Kendine yeni bir asistan bul. Fırat'la bebek yapmaya kafanı yorana kadar şu takı tasarımı işine kafanı yorsaydın. Hiç değilse şu boş hayatının seni sevmeyen bir adamı hilelerle elde etmekten başka bir amacı olurdu. Ben de mutlu olurdum tabii. Senin de Yiğit'ten başka bir meşgalen olurdu. Fena mı? Sen kim? Histerik takıntından başka bir amaç için ter dökmek kim?
Arkadaşlar hepimiz durumun farkındayız. Burada sizi kandırmak, boş vaatlerle ateşlemek niyetinde değilim. Zor bir süreçteyiz. Arka arkaya talihsizlikler oldu. Son aldığımız konkur... Sancaktar Kozmetik'ti. Onu da konkursuz almıştık. Her neyse, şu an bir süreçten geçiyoruz. Ya ayakta kalacağız, ya kepenk kapatacağız. Her şey bizim elimizde arkadaşlar. Ama böyle düşük enerjiyle olmaz. Şu kasveti ölü toprağını üzerimizden atıp... evet. Önümüze bakacağız arkadaşlar, tamam mı? Önümüze. Hadi. Hadi iyi çalışmalar. Ne diyor bu şimdi ya? İş yok. Ne çalışacağız ki? Hayal görmüyorum. Rüyada da değilim. Gerçekten buradasın değil mi İcler? İstiyorsan bir tane çarpayım ağzına. Kendin anla. Rüya mı gerçek mi ha? Tokatlarına alıştım artık. İstediğin kadar vurabilirsin. Fırat bak, ben buraya sana sürpriz yapmaya gelmedim. Tamam. Hatta buraya gelmek bana sürpriz oldu. Hay Allah. Ben de gönderdiğim videonun gecikmiş teşekkürünü falan alacağım sandım. Hı. O iğrenç görüntüleri çekerken o yılan kadından daha mutluydun sen değil mi? Mutlu değildim ama mutluydum. Nafile olduğunu bile bile sonunda aramızda bir fark olmadığını görürsün diye umutluydum. Sen ve ben aynı izleyiciler. Sen Yiğit için, ben senin için yanıp tutuştukça... Ay yeter. Yeter vallahi ezberledim artık aynı şeyleri konuşup durma bana ya. Ben buraya Yiğit konuşmaya gelmedim. İş konuşmaya geldim ben. Bizim seninle yarım kalan bir işimiz vardı, hatırladın mı? Ben hiçbir şey anlamıyorum desem. Allah Allah! Ama ben içeri girer girmez senin işe ihtiyacın olduğunu, çok kötü durumda olduğunu anladım nasıl olduysa. Vallahi duymuştum insanlardan ajansın durumu çok kötüymüş diye ama... ...bu kadarını hayal edememiştim yani. Bir dakika, bir dakika. Doğru mu anlıyorum? Sen buraya bana iyilik yapmaya mı geldin? Tabii ki hayır, geri zekalı. Her zamanki gibi sen bana iyilik yapacaksın. Her zamanki gibi. Sıkı dur. İcler Kozan markasını yaratıyoruz. Hadi bakalım. Yok. Yok kardeşim yok. Senin bana kastın var. Senin bana ciddi ciddi kastın var ya. Ya Cahit şimdi beni delirtme Allah aşkına. Bunun seninle ne ilgisi var? Ha? Ya kov dedim, kovmam dedin. Bak ne güzel işte, kendi istifa etti. Ben kabul etmiyorum onun istifasını. Sen de kabul etmeyeceksin. Bak birazcık abilik hatırın varsa, anladın mı? Milletin dedikodusu yüzünden o kızı kapı dışarı etmeyeceksin kardeşim. Allah Allah, sana ne oluyor ya? Ya nereden çıktı bu nur sevgisi, nur inadı sende? Ha bir de soruyorsun ha? Bir de soruyorsun yani. Ya kızın bugün halasının yedisi çıktı be birader. Ya Elmas yüzüme bile bakmıyor. Kardeşi, kardeşi ağzımı burnumu kırmak istiyor, görmüyor musun? Ya beni bir daha o eve almayacaklar. Tamam. Hadi Nur da çeksin gitsin buradan. Hadi inadını yapıyormuşuz gibi kovalım kızı. Ha, anladım. Senin derdin bu. Ya benim tek derdim doğmamış çocuğum Yiğit. Benim başka ne derdim olacak ya? Ya bak, Nur bana lazım. Anladın mı? Elmas'la aramdaki tek köprü Nur benim. Ben o köprüyü kimseye yıktırmam kardeşim. Milletin dedikodusu yüzünden ben o ailenin iplerimi kopartamam. Kusura bakma. Yani. Nur bana lazım. Burada kalacak. Gözümün önünde olacak. Elmas sen bana her gün haber getirecek. Bitti gitti bu kadar. Yok artık. Şaka mı bu? Gidiyor. Resmen toplanıp gidiyor. Kovuldu kesin. Bana bak, sen mi kaydırdın bunun ayağını? Biraz hızlı oldu sanki ışık hızıyla. Vallahi korkulur bu İcler Hanım'dan. Ben bunu bilir, bunu söylerim.
Efendim. Gel gel hadi odama gel. Peki. Nereye gidiyormuş şimdi? Yukarı çıkıyor baksana Yiğit Bey'le vedalaşacak kesin. Aman vedalaşsın da gitsin arkasından şampanya patlatacağım. Toparlanıyordum aradığınızda. Merak edilecek bir şey yok Yiğit Bey. Boşuna yorulmuşsun Nur. Hiçbir yere gitmiyorsun. Anlamadım. Yani ben istifanı kabul etmiyorum. Burada çalışmaya devam edeceksin. İstifamı Yiğit Bey'e sunmuştum zaten. Ya şimdi sen tamam şey yap boş ver şimdi Yiğit Bey. Sonuçta sen benimle çalışıyorsun. Ben de istifanı kabul etmiyorum. Yok. Ben varlığımla Yiğit Bey'i mutsuz etmek istemem. Kendisi istemiyor beni burada. Performansımdan da memnun değil. Hiç çalışmıyormuşum da ben. Kim demiş ya? Ha? Kim demiş ya çalışmıyorsun diye? Onlar iftira, onlar dedikodu. Sen boş ver onları. Takılma onlara sen. Ha? İşte ondan. Dedikodu malzemesi olmakmış benim işim. Ya uzatma dur. Allah aşkına bari sen uzatma. Siz yani istiyor musunuz benim kalmamı Yiğit Bey? Ya bak bir de süs olsun diye Yiğit Bey demiyor mu? Yok. Süs olsun diye değil. Yalnız iş ortamında olduğumuz için. Yiğit'ciğim, Yiğit'ciğim canım hadi. Sen de Nur'a bir cevap ver istersen de hadi. Artık kapansın bu konu hadi. Kal dedik. Ne dedik? Gitme dedik. Demedin mi? Dedik ama yani hadi işte kal daha uzatma ya hadi. Dön işinin başına hadi. Yok, olmaz öyle. Yarım ağız konuşuyor kendisi, gidiyorum ben. Ne yapayım be? Ne yapayım? Ayaklarına mı kapanayım? Kal diyoruz işte. Abarttım. Haksızlık ettim. Performansını hiç değilse kendi gözümle görüp öyle değerlendirmek istiyorum. Desen de olur mesela. Ya sabır Allah'ım sen. Yok. İstemiyor işte. Gidiyorum ben. Ya Yiğit. Ya sana neden kal dediğimin farkında mısın? Biliyor musun? Ha? Nedenini biliyor musun? Anlıyor musun? Biliyorum. Cahit Elmas yüzünden, pardon bebeği yüzünden yeni bir kriz istemiyor. Yanlış anlaşılma olmasın diye. Yani bir de ben arada laf getirip götüreyim diye. Yok ya yok kim demiş onu ya? Ya biz ona köprü diyelim. Aradaki köprü diyelim biz ona yani. İşte Cahit benim kalmamı istiyor. Sen de mecburen bana kal diyorsun. İşte bu. Aferin işte bu. İşte bu yüzden kal diyorum zaten ben de sana. Tamam anlamışsın. Hadi işinin başına hayırlı olsun. Uzatmayacağım. Kalmamı gerçekten istediğini de. Bunu itiraf edemeyip Cahit'i mazeret ettiğini de biliyorum. Yarabbim sen bana. Bu yüzden kalıyorum. Hah, tamam. Güzel. Hadi. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun Nur Hanım. Buyurun, işinizin başına. Hay hay efendim. Ha Nur, yalnız bir şey daha var. Şimdi işinin başına dönmekle kalmıyorsun. Yarın bizimle günübirlik iş seyahatine geliyorsun, tamam mı? Gelemez. Gelirim. Gelemezsin. Gelemez. Gelemez çünkü Elmas. Elmas'ın ihtiyacı var. Elmas'ın sana ihtiyacı var. Elmas hamile. Elmas bu aralar çok bitkin ve kötü durumda. Elmas'a iyi gelmem için önce benim iyi olmam lazım. Ve sana bir sır vereyim mi? Sana, Nur, seni eşek gibi seviyorum. Ama inadımdan sana geri dönemiyorum. Dedirtene kadar iyi olmayacağım. Şimdi izninizle beyler, iş beni bekler. Ha? Hadi Yiğit Efendi. Aldın mı cevabını? Ha? Aldım, aldım. Bakalım.
niye gülüyor ki şimdi? Valla aslında ben aylar önce hazırlıklar yapmıştım. Hatta gittim Kapalı Çarşı'dan bir sürü taş örneği falan aldım. Ama işte yangında gitti hepsi. Yani bütün tasarımlarım, her şeyim gitti. Bizim şimdi her şeye baştan başlamamız lazım Fırat. Ve ben çok ama çok hızlı olmak istiyorum. Tamam. Yani senin ajansın bütün işi gücü bırakacak, bütün gücünü bana verecek. Alo, acaba duyuyor musun beni ya? Cidden sen ciddi misin? Allah, hala ciddi misin diyor. Ya benimle çalışmak istediğin farkında mısın? Yani bunun ne demek olduğunu farkında mısın sen? Tanıtımlarını da ben yapacaksam benimle konuşmak zorundasın. Benimle vakit geçirmek zorundasın. Bunu biliyorsun değil mi? Hı. Yani seninle muhatap olmak zorunda kalacağım, onu söylüyorsun. Vallahi Fırat'cığım, sen benim işime yaradığın sürece benim sana katlanmakla ilgili hiçbir problemim yok. Tamam? Bak, bu iş benim için çok önemli Fırat. Yani öyle, oh paramı aldım, bu da normal bir müşteri diyecek biriyle çalışamam ben. Benim... Senin benim gibi bir adammışa ihtiyacım var. Adammış. Böyle konuşunca gerçekten çok dramatik. Etkilendim mi? Hayır. Senin gerçekten kendini nasıl gördüğün benim hiç umurumda değil Fırat. Tamam? Senin bu işe ihtiyacın var. Beni bir daha sakın hayal kırıklığına uğratma ve hızlı ol. Hızlı ve etkili. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ay, benim içim daraldı ya. Bahçeye falan mı çıksak, ne yapsak? Ay, sen benim tepemin tasını attırmadan zaten rahat edemezsin Nazan. Bak, aradım, konuştum. El alemin aylarca, yıllarca beklediği prosedürü senin için 3 güne indirdim. 3 gün! Bu hala neyin daralması, anlamıyorum ki. Ay, ne bileyim ya. Hayır, bu 3 günde çok mu şey oldu acaba? Hızlı. Ha. Ben adamı kullanıp araya giriyorum. Ya Rabbi şükür diyeceğine hızlı diyorsun, öyle mi? Ya sonuçta çiftlikten kedi köpek almıyoruz değil mi ama? Yani ben... Nazan, sen bu işi kıvıramayacaksın değil mi? Ha? Yani kendine güvenemiyorsun. Elime yüzüme bulaştırırım. İçimde yok, yapamam diyorsun değil mi? O ne demek öyle ya, içimde yok falan? Laf mı yani şimdi? Şöyle bir haline bir bak, ne demek istediğimi anlarsın. Ah, al bak, telefon burada. Tamam mı? Ararım tekrar, bir telefonla hallettim, bir telefonla bozarım. Senin hayatında hiçbir şey değişmez. Oturursun burada böyle, ya ben bu rahmetliye neler neler söylemiştim, şimdi bunlar ortaya çıkarsa diye kara kara düşünürsün, kendini kurarsın, tamam? Hayır, ben anlamıyorum, sen işe yarayacağından nasıl bu kadar emin olabiliyorsun ki? Yani yarın öbür gün Cahit, benim hiçbir şeyden haberim yoktu, bana ne derse ne olacak? Yani sonuçta saksıda çiçek almıyoruz değil mi? Ya işe yaramazsa? Belki yaramaz. Ay, bak şimdi de ne diyor ya? Cahit sana yeniden git derse, ben sana başka geri dönüş bileti göremiyorum Nazan. Ha. Sen ya bunu böyle kabulleneceksin ya da diyeceksin ki benim cesaretim yok. Hani yapamayacağım, kader kısmet diyeceksin. Ben sana hiçbir şeyin garantisini vermiyorum. Seçim senin. Tamam, bırak şu telefonu elinden ya. Tamam dedik bir kere. Sen ne dersen o. Thank you.
Alsın mı? Nasıl bir şey olduğunu çok iyi biliyorum. Ama nasıl anlatılır onu bilmiyorum. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak bundan sonra. Sen eskisi gibi olmayacaksın. Çok daha yalnız hissedeceksin. Ama sen şanslısın. Senin ailen var. Baban var. Ablan var. Kuzenin var. Çok iyi biliyorum. Çok daha yalnız hissedeceksin. Ama kimse onun yerini tutamayacak. Anne gibi olamayacak kimse. Bu ilk zamanlarda hele. Her şey durmuş gibi gelecek sana. Arabalar geçecek önünden, insanlar geçecek. Anlamsız. İnsanlar gülecekler, eğlenecekler. O da anlamsız. Kuşlar uçacak, cıvıldayacak. Anlamsız. Tamam diyeceksin ya, bitti. Böyle bundan sonra. Bitti, durdu. Ama durmayacak her şey. Sen de durmayacaksın. Yaşamaya devam edeceksin. Böyle kalbinde sürekli ben buradayım diye bağıran bir kağıt kesiğiyle öyle yaşayıp gideceksin işte. Hatıralar çok önemli, çok kıymetli. Umarım gözünü kapattığında onu sana getirecek bir sürü güzel hatıran vardır. Yavrum. Hadi neler cukkaladık, göster bakalım. Ya, ya işte böyle arkasından kahır nefesleri alırsın oğul efendi. Ben almayayım da kim alsın yani, ha? Ben almayayım da kim alsın? 35 yıl. Dile kolay, 35 yıl bir yastıktı. Kim derdi ki yanım yamacım böyle vakitsiz boş kalacak? Yanın yamacın doluyken kıymetini bildin, hakkını verdin mi? Allah da biliyor, sen de biliyorsun ana. Vermedim. Az mı çektirdim o ağzı var dili yok kadına, ha? Ay o ellerim kırılaydı, ay o dilim tutulaydı benim. Az mı çektirdim? 3 günlük dünya derdi de inanmazdım. Ah koca kafalı tayyar, ah, ah. 10 yıl kıymetini bilmedim. Kadıncağıza bir nefes dahi olsun vermedin, ha? Bak, son nefesini senden habersiz verdi de gitti. Helalleşemeden bıraktı gitti seni. Ah.
Hanım. Annem olsa torunumu düşüneceksin derdi. Korkardı ona bir şey olacak diye. Kızardı da sana. Ağlamayacaksın artık derdi. Biliyorsun değil mi? Ağlamayacaksın o zaman. Annemi de yeğenimi de üzmeyeceksin. Bir defa annemin sözünü dinleyeceksin, tamam mı? Emin, biz gerçekten annesiz mi kaldık şimdi? Annesiz mi kaldık ablacığım? Anneciğim. Anneciğim bizi görüyor musun? Bak biz abla kardeşi olduk şimdi. Görüyor musun bizi anneciğim? Hiç bana masal anlatma kızım. Anladım ben seni. Tatlı hayat, dolce vita. Abinin şatosuna yayıldın. Karada ölüm yok. Oldun sen ya. Bana bak Sedat. Abuk subuk konuşma. Çok kötü olacak ha. Ulan açım diyorum aç. Daha kötü ne olacak? Sedat, ben buradan gidiyordum. Düşün taşın diye sen geri yolladın beni. Düşündün, taşındın. Bir elin yağda, bir elin balda. Şoförler, uşaklar, hizmetçiler. Oh, bize gelince... Yok ben hırsızlık yapamam Sedat. Sana bak ben Türkçe konuşmuyor muyum seninle? Sen beni anlamıyor musun ya? Gördü bizi diyorum ya yaşlıca da. At hırsızı diyor sana, at hırsızı. Ha, bir kere de röntgenimizi çekti diyorsun yani ha? Sedat abuk subuk konuşma. Gördü bizi diyorum sen anlamıyorsun beni galiba. Bu evden bir çöp eksilse benden bilecekler ya. Yakalanırız ya, yakalanırız. Kızım madem benim sözümü dinlemeyeceksin. Daha ne diye duruyorsun bu evde? Nur geldi. Nur kim? Sana ne be Nur kim? Hadi git sen ben arayacağım seni. Sedat dur, dur Sedat. Bak ben hayallerimizden vazgeçmedim tamam mı? Bunu kafana kızdı. Arayacağım ben seni. Yağmur. İyi misin? İyiyim. Niye sordun? Tartışıyordun sanki. Yok canım. O bizim her zamanki şeklimiz. Kim o çocuk? Erkek arkadaşın mı? Hı hı, erkek arkadaşım. Yakışıyor muyuz? Ben yorum yapmama hakkımı kullanıyorum. Sana da beğendiremedik. Niye gitti? Tanıştırsaydın keşke. Aa siz Yiğit'le aynı modelsiniz. Tutturdunuz vallahi tanıştır. Aslında haklısın.
Acelesi yok değil mi? Onun da zamanı gelir. Ben aslında seni tanımak istiyorum. Siz gerçekten aynı modelsiniz. Şu evin hali biraz düzelince gelirsin bize, ha? Muhabbet ederiz. Pardon ya. Ben evin hali falan deyince şimdi aklıma geldi. Başın sağ olsun. Seni de göremedim. Halanı çok tanımıyordum ama üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Ya bir de kadıncağızın ölmeden önce duyduğu son sözleri düşününce o kadar kötü oluyor ki. Bir dakika. Son duyduğu şeyler mi? Allah kahretsin. Yok ben öyle bir şey demedim. Yani bir şey demedim ben. Bir dakika, hemen arkasını getirir misin lütfen? Ya ben gerçekten bak bu toplara girmek istemiyorum. Beni hiç bulaştırmayın, olur mu ne olursun. Yağmur, artık öyle bir şey.